Şöyle vereyim. Al da git ama yürü o zaman. Ben yiyeyim de gideceğim dedi. Tamam ha. Oldu. Maçım var benim. Tamam maç izliyorsun. Maç kaç kaçmış? Birazdan başlayacak. Gelin ahlamı kenara koyayım şöyle. Otur hadi otur. Yeter. Şuraya bırak. Bunlarla koyayım mı? Hüngül. Olur olur. Olur olur. Birazcık. Hüngül hüngül. Az katlama ama yakmıyor ya. Biberli mi? Ha o zaman yemez. Yakmıyorum ben. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım, sultanlarım? İnşallah iyisinizdir. Herhalde şöyle geçsin. Hacana. Melek. Gel arkadaşım. Boşan. Havayı görmeye gelemedik. Sunay'da görüştük işte. Beraber yufalar açtık. Beraber oturduk. Sunay'ın yanında diye. Buraya gel, nasip olmadı ama nasip burada kınıyı yurdu tabii ki ama bu akşam havanın yanına geldik. Hava artık yolcu arkadaşlar, hava gidecek. Pilav yolcu değilken rahmetli gibi konuştum diye. Yolcu da İstanbul'da oturduğu için. Ondan sonra hem havayı uğurlamaya geldik hem de böyle bu akşam dedik bir ziyaret edelim. Hava, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş gördük. Hoş bulduk. Hava, hoş gördük. Ellerine sağlık. Ne bu kadar? Döktürdüm. Çayda da bir daha döktürüyorum. Oh, maşallah. Bu ayrı. Maşallah. Şimdi aslında biz dedik ki çaya geliyoruz. Yemeğe geliyoruz. Ha abla senden selam bekliyorlar ha. Yemeden olur mu ya? Senden selam. Biz de işte arkadaşlar biz de şimdi Karadeniz'de nereye gidersen git, saat kaça gidersen git bu sofra kurulur. Bu sofra olur. Sunay'ımız da burada tabii ki. Sunay'sız olmaz. Olmaz. Hadi bakalım. Abla yaklaş. Bir sen anne şöyle otursun. Dur dur da hep kalkacağım. Tamam. Ben çay içeceğim. Annen rahat olsun. Ben rahatsız. Yemek yeter. Yemek yemeyeceksin. Yok yok yemeyeceğim. Razi yavaş istersen ablama doğru. Sen otur oraya. Olsun. Sen var mısın? Sen buraya gel dur dur. Niye? Sen otur ablan yanına. Hadi bakalım. Şöyle oturalım. Yok yok uzak kalmadık. Az masibeli alalım mı? Çek çek çek. Ha? Pamuğun ellere yetişmiyor. Kolları küçücük. Baksana bu akşam da nasıl giymiş böyle bu kuyu? Kaynanam, kaynanam. Pamuk prensesi. Kaynanam, pamuk prensesi. He. He diye. Sosyeti sosyeti bu. Valla. Gürültüye ne gitti ya? Şöyle önden taban rahat ha. Şöyle. Hadi. Kaşığı ile. Gelin işte. Gelsene bir sen senden. Kaçsa o zaman ya. Bir tat bana bak. Biz yemek yedik aslında. Yedik. Biliyorum yemişiz. Acızdan geldik. Sonra da aşağıda yemekleri hazırlamış arkadaşlar. Vallahi buraya çıkarttı. Tencerelerle beraber aldıra geldiler buraya. Biz de gelen bir 10-15 dakika falan oluyor. Akşam yemeği yememiş bunlar da. Aşağıda tarladıydım ben. Dedi ki hep beraber yiyelim abla dedi. Bizim de karnımızdı aslında. Biz de Razi'ye komşuna gittik bugün. Yema. Öğle yema yedik ya. Olsun. Bu akşam yema. Bu akşam yema. Bismillahirrahmanirrahim. Yemek yema yer yapar derler. Rahmetlik cennet abim öyle demişti. Evet bana. O doğru. Doğan köyüne gelmişti de. Bana geldiler. Kızım dedi şey kızı dedi ki Melek dedi sofra kurmadı. Ben de onlara gelecek diye hazırlık yapmıştım. Niye dedim ben hazırlık yaptım siz geldi diye niye dedim. Biz dedi yedik dedi bacım da dedi. Bunlar da iki bacıydı orada. Ben dedim Melek'in yemeğini yiyeceğim dedi. Yemek yemeği yer yapar kızım dedi. Deme öyle dedi. Kur Melek sofrayı dedi bana. Rahmetlik oldu şimdi. Nurlar içine yatsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne Hüngül değil mi? Bu Hüngül. Hüngül bu kuzu pilavı. Kuzu pilavı. Allah ne verdiyse. Şuna bakın arkadaşlar. Yemekler var ya tam doğa. İçinde patates de var. Çok güzel olmuş. Evet. Aykut'un özel yemeği bu. Değil mi? Evet. Çok seviyor. Hangini seviyor? Böyle burnu fasulye burnun üstü yapıyor ya. Ha ya bir tane kızı koyuyor onu da yiyeceğim. Ne yapıyorsun oğlum? Sen yemeği ye. Burada yemek var kana. Aç bırak. Bir çoğunluğu bırak sen... dedim de bırakmadı. Vallahi ben mi bıraktım? Geçen gün değil annesine. Şey diyeyim, önüme de bir tabak yemek getirme bakıyor. Ben de yemeği çok yediğimi biliyorum diye. Karnım doysun diye soruyor oturayım diye. ama doğru söylüyor onu. Ha bu neyse hava. Enişte mi ise? Bizim bir sende yemiyor bu. Ben yemiyorum. Rahatsızım. Allah Allah. Neyi varmış sen? Karnımdan ameliyat geçirdim ya onun için fazla yemek yiyorsun. Ha çok yemiyor. Ha tamam. Enişte ne yapıyorsun? Yok. Yüz olduk duba gibi. Yüz olduk. Anlamadım. Karnından ameliyat oldu. Ameliyat oldum. Onun için çok ben de 8 kere oldum. Hiçbir şey yok. Plastik gibisi niye buraya?
8 gelen oldu. Niye? Arsattan mı oldum? Şey demiş, sen nereye anlatayım yani? A'sız y'si yok. Hepsi bir. İşte onun için randevu aldım. Pazartesi doktora gideceğim. Kızım, çok da doktora gitmeyeceğim. Ben böyle. Öyle de. Sütlüsü gitmeden gitmedim. Ama ben iyice canın yanmayacak doktora gitmem. Ben de öyleyim. İyice canın yana. Hava. Bu zaten bu ani gelir buna. Öyle kola beri hasta olmaz. Valla birden gelir bana aynı öyle. Razi'nin dediği doğru bak. Değil mi? Ha. Abi ne ben? Aynı tavuk baykuşlar gibi. Şükrü ben gittim. Sakin ol. Aynı öyle bak. Şükrü ben gittim. Bir bakmışım bunda acilde. Aşağı turban, turban düşme ha. Düşürür mü böyle? Çok iyi tutuyor. Meşhur lafı. Hmm. Sallama atın düşürürsün torbağa. Onu yedim. Sallama baş... Yok, sallama başı. Al maaşını salla kafana. Yok yok. Onu beğendim. Yorumcular da beğendi. Ne diyeceğim? Sulay teyzeme söylemişti. Sallama kafanı da demişti. Yani sallama kafanı düşürürsün atını. Atını. Şey at düşmez ki. At düşmez de başka bir şey düşer. Başka bir şey düşer. Yok. Öyle bir atasözü söyledi onu unuttuk. Aslında yazsaydık daha iyi. O başka ya. Hüngül mü hatırladın Sunay? Öyle gelmişiz. Hiç sormayacağım. Hüngül mü? Ulan ben de yiyeyim Hüngül'den ha. Hüngül hep yem ana. Bir de pirasayla kavurmuş arkadaşlar. Pirasa bu şimdi diye ne? Dedenin, ninenin, dedenin diye lafını söyledi bu da. Pamucu. Ama içine göz olmuş. Bura benim eski mekanım dedi ya, arkadaşlar da onu bayağı hüzünlenmişler. Keşke diye o ahırları gezip de diye bir görseydim diye o durduğum ahırları. Abla diyeyim, burası senin durduğun ahır değil diyeyim. Yıkıldı oralar. Yeniden yapıldı diye. Serhat'ın amcamlara götürdüm ya bunu. Evin yanlarını görünce buna bir şeyler oldu. Yapma ya. Tanıdılar he. Bura benim eski vatanım dedi. Anladım. İşte. Burada durduk ya. Bu bizim durduğumuz yer değil abla. Hani benim evi var ya. Gündüzleri. Onların eski evinde durmuş olabilirler onlar. Onlar yıkıldı ben biliyorum. Yıkıldı bile he. Eskiden dedemin körüğü vardı. Eski işe şey tahta. O körük falan yıkıldı ya. Onlar herkes kendisi yeni yaptı. O da bir küçük havuz vardı. O da bile yıkıldı. Dedem körükte çalışıyordu. Biz de yan tarafında duruyorduk. Böyle toprağın üstünde duruyorduk. O günleri ben hatırlıyorum. Akur buradaydı. He. Yanı başında yapıyordu. At neredeydi? At da yanımızdaydı. Evet. At da yanımızdaydı. Kimse kolay bir yerlere gelmiyor arkadaşlar vallahi. Eve gelince öyle bir anlattı ki abla diye. Bu bana abla diyor. O benim ablam tabii de o da bana abla diyor. Burada diyor anlatacaktım da diyor. Anlatmadım diyor. Burada diyor Davut amcamlar duruyordu diyor. Salim amcamlar duruyordu diyor. Osman amcamlar duruyordu diyor. Selahattin amcama da abi diyor. Selahattin abi de diyor Ayşengi'ye kaçırdı diyor. O da oldu diyor. Bizim diyor, bize diyor böyle diyor, ahıra ayrıldık diyor. Herkes bir odaya ayrılmış zaten o zaman. Siz çocuğuydu. Değil mi? Ha. Ondan sonra biz diyor bir tarafta, biz duruyorduk diyor, bir tarafımızda diyor at vardı diyor. Yani benim rahmetli anacığım da öyle öyle çilelerle hani bizi büyütmüş arkadaşlar. Kolay değil ama ablam hepsini hatırlıyor. Kimse böyle hani... sahmaf demesin vallahi. Her şeyi biliyor. Biliyor tabii ya. Vallahi bak. Sunay abla diye ki. Abla ben üzüldüm. O zaman da mı diyordu? Ha, bu diyordu. Bu. Abla ben üzüldüm. Oynan sosyedin ya. Bunu ne yaptım lan? Battaniye sardım sarmaladım. Ana. Bu kırada uyumuş bu. Bana nasıl baktı? He? Bana nasıl baktı? Sen de burnun akıyordu. Nasıl böyle melek gördün mü? Çocukluktan beri. He. Senin kaderin bana kaderim gibi. Babam da bana diyormuş. Sen bana nasıl baktın? Onu battaniyeye sarmışsın. Yorumu ben neye sardın? Sana hiçbir şey ne sarmadı. He. Sen üşümüyordun da. İşe baktım hasta mı? Ben anamın arkasına çok düşermişim arkadaşlar. Üçüyken. Anamdan ayrılmazmışım böyle, etenden ayrılmazmışım. Bu da beni tutarmış. Yıl durasıca dermiş böyle. Otu şurada, otu burada. Anamın peşine gideyim diye. Anlatıyor bu, anam da anlatıyordu zaten. Kızım dedi. Havanın sizde çok, küçük çoruk havamın derdi. Sizde çok emeği var derdi. Valla benim yanımda aylarca dursun arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Valla ha. Onlar bana uyuyor. Ben diye yemek istiyorum diye. Ekmek ver bana diye. Bak ha ekmek ver ne bileyim okulda dedim ben de. Bağırma. Düşüyor. Uyanıyor.
Kim? Sıray mıydı ya? Akbana pilav istiyor benden burada. Üstümde de Selahattin abi duruyor. Herkes uyumuş. Baksın ama. Yok. Ekmek yok. Ekmek yok. O zamanlar ekmekleri herkes birbirinden saklarmış. Onları biliyor musun sen? Ha. Kalabalık, aile çok kalabalık. Aile çok kalabalık. 20 kişiden azlar, çoğal. Değil, biliyor musun? Ekmek kıydıklarını verdi. He. Bu da ekmek kıydıkları cebimdeymiş. Bir de buna yedirdim ben de. Ama. Buna sıra uyudu. Selahattin amcam dedi, bana kızım dedi. Hakkın helal et bari de. Çok çoraplarını yıkadın dedi bu an. Yapma ya. Vallahi. Öyle dedi. İçeri bizi onlar, biz içeri girdik. Arkadaşlar. Arkadaşlar bazı yorumları ben okudum. Hava abla için saf, kariben. Öyle bir travmalı atlatmış bu yaşına kadar ki. Öyle şeyler yaşamış ki. He. Hayatı iyi geçmemiş. Aynı benim kaderim. Yalnız, sahipsiz. Öyle söyleyeyim. Nasıl... Öyle anneyene dinleyene. Şimdi var sahibi. Ona saf demiyor. Sadece bana değil. Saf. İşin içinde ben de varım. Varsın da seni söylemeyeyim. Yani herkesin bu hayatta inan ki. Elinizden ekmeği alıyorlar mı? Acısının tatlısıyla herkesin hayatında geçmişinde geçmiş şeyler de var. Yani anlatılmayacak şeyler de var. Herkesin bir... Daniye'nin diye aynı karşısına çıkar. Kimse kimseni yakınamasın, dağınamasın yani. Rabbim çok anlatılacak şey var, anlatılacak şeyler de var yani. Bu dünyasına dünyası. Kimse demesin başıma bir şey gelmeyecek diye. Çok yüreği kalbi gibi de yüzü gibi de kalbi de temiz. Ben herkes, o kadar inanıyorum. Herkes geçimini yapmış bu zamanda. İki çocuk yapmış. Ne güzel yılan var değil mi? Hmm. Ha, ben de abla onu. Veririm ne olacak? Ha, ben üşüyorum ya. Veririm. O hala üşüye gelebiliyor musun sen? Sen yine bunu bir battaniye sark etmedi. Evde açılmamış paket var. Paketten veririm sana. Ha, sağ ol, teşekkür ederim. Pakette var. Serem, özel açılmamış. Sağ ol. Emeğimiz iyiydi arkadaşlar. Vallahi havalı. Allah bereket versin. Sırayın ellerine sağlık. Hiç görmemiş gibiydik valla. Acımış gibiydik. Sayın aslında karnımız dokudu. Ama bu... Aa Sunay. Sonra buraya kuruluyor. Sen şimdi bu kocaman dizi paparan sen de Nine. Ha, Nine ve herife getirdin suyu güzünge dolsun. Ölümcül hasta değil ya. Adam çok yoruldu bugün. Niye sen evde hazır mı yedin? Sen de çalışıyordun. Ben oturuyordum evde. Bak. Kocamanınla kocanın bir hikayesi varmış eskiden. Aklına geldi geldi. Kocaman, bak şimdikine rahmeti babam gibi anlatayım. Anla. Sen yine dinle canım. Dinle. Kocaman çok hastaymış. He. Ölümcül hastaymış. Sürünü su alıyormuş. Ekmek alıyormuş. Bir şeyler yapıyor. Artık alamaz olmuş. Kudreti de yokmuş. Koca böyle dönüyormuş. Ölecek. Bak, dönermiş. Bakarmış. Bu ölecek. Ne zaman ölecek? Bir bakarmış. Ya bu Sadık bana da bakıyor. Tavana mı bakıyormuş? Yere mi bakıyormuş? Kocaman bakıyormuş. Öyle bir şey yumurta. O da demiş ki herif demiş. Ne demiş tavana boyuna bakacaksın? Ecel geyle koca arı. Ecel geyle. Ben ölmeden sen üstün başın bir güzel giyin gel yanıma demiş. Rasya Hanım biraz yavaş konuşur musun? Hızlı konuşuyor değil mi? Hızlı konuşuyor. Heyecanlandım. Heyecan yaptı şu an. Yok. Sonra Ece'de gelmiş. Küpem de sana hava yapıyorum. Allah. Şimdi kocaman demiş ya. Ölüymüş ya. Sunay'ı. Ölü. Yine sen söyle yine sonra. Demiş sen bir süsten püsten de demiş. Koca diye. Şöyle bir karşıma gel demiş. Ölmeden seni bir göreyim demiş. O da şöyle süslenip püslenip geliyor. Kocamanın başında dönüyor yine. Kocaman yine sen tavana mı bakıyorsun? Öleceğim mi diyor. Koçarı diyor. Sen diyor bu zamana kadar diyor ben karşımda böyle süslü püslü hiç diyor giy it demedim kocamana. Kocaman da diyor ki ben seni neden giydirdim biliyor musun diyor kocarıya. Ecel bana gelecekti diyor. Belki seni beğenir de diyor. Seni alır da ben de yaşarım demiş diyor. Akıllı bak ölecek adam onu der mi? Kendisi olacak o insan. Ha. Bir de su getiriyor bak hı yapıyor aile. O zaman boşa o giyinse. O giyinse. O da giymiş işte kocaya. Kocamana da bu sorayım sen bu zamana da ömrüm böyle geçti. Hiç güzel giyin demedin demiş. Zaten ölüyorum demiş. Belki seni beğenir. Ecel de demiş. Yoksa ben yaşarım seni ömrümle bağ gel demiş. Ya o giyinirse ben ölürsem ne yapayım? Allah korusun her iki. Allah korusun. Allah kimse acı göstermesin Rabbim. Ya Ecel geldin mi? Ondan kaçış yok. İlla, gidecek illa, yani. İlla. Ama... Dede de kumnaz mı canım? Kocarı giydiriyor. Kocarı giydiriyor. Belki seni diyor, Ecev diyor, seni beğenir de diyor. Ben de senin ömrün bana gelir, ben de daha iyi yaşarım diyor. Sonra Mahmut'a sen öyle yapmıyorsun sonra.
Mahmut'u ben yapsam o dokucam ölü ölü geri gel. Küpelen de hayırlı olsun ya. Sağ ol ya. Deminden beri görse diye sallıyor. Hiç anlamadım sana. Anlamadım. Kalibin bir bu var. O git. Valla arkadaşlar. Yemekten sonra havanın böyle iyi. Peki. Çekirdek. Çay. Muhabbet güzel. Şurada su bardağı alayım sana. Koy koy, bir şey olmaz. Biz çanakta da içelim. Akşam günü başlıyor. Su bardağında. Oturacağız ya, otur. Güneklerin başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz gücümüz bakınız. Bak sen işimiz bak. Benim şey nerede gülüm? Bu seni. O çatal da senin. Benim pamuğum bile çekirdek çıktı diye baksana. Aynı fareler gibi çıtır çıtır çıtırlar boyundan çıkarıyor. Eline de iyi olur. Ne güzel ha. Severim. Neyse. Yıllar değiştirdi. Ona ben bir ara önceden kabak çekirdeği alıyordum. Kabak çekirdeği de güzel olur ya. Ha, kabak çekirdeği alıyordum. Kabak çekirdeği tıraya da çok geçer. Bu ne? Şu? Burada oluyor ya. Görev mi? Görev. Lüfer amur, lüfer. İzmirli'de buna çiğdem diyorlar. Çiğdem dedim neye diyorlarmış? Buna mı? Dedi. Buna çiğdem diyorlar İzmirli'de. Çiğdem neye diyorlarmış diyorum, merak ettim. Meğerse bir çekirdeğe derler. Ben uzun köprüye taşındığımda salatalık alacağım arabada. Abi dedim aldım zebzeleri, her şeyimi aldım. Abi dedim iki kilo da diyeyim. Bostan ver diyeyim adama. Biz köyde bostan diyor. Nerede kalbim diyor. Abi dem iki kilo bostan var dem. Abla dem dalga geçiyor dem. Bostan yok diye adam. Abi dem ben yine şey ben, adam da dalga geçiyor mu sandın? Ne yaptı ama o da ciddi ben de ciddi. Abi dem satmaya getirmedin dem. Görmüyor musun kasada diye. Abla dem bostan yok diye adam yine bak. Aha bu neye dedim. Aha bu dedim. Abla dedi biz o dedi badem diyoruz dedi. Adam bostanın bademi yapana kadar. Biz bostan diyor mesela. Salatalık diyor. Salatalık soğandan çıktı yine. O zamanları bostan diyordu. He, bostan derdi. Ha ne diyor şimdi? Ana köyde bizim bostan çok oldu. He. Salatalık demiyor ki anne. Ama hıyar da diyorlar. He, hıyar da diyorlar. Hıyar. Ben 4 yaşındayım. He. Dün bir tane koparttık. Raziye. Aynı eş anlaşmasına koyuyorlar ya mesela. Korkma ama. Böyle yapma. Korkma ama. Bu aha bak. Bu, korkma ama. Ben durum yapsam. Belki korkarsın. Hava konuşacak gibi değil hava. Valla bir kere bak eşan temelden. Sıktan yüklen kutu. Bunlar da büyüdü biliyoruz. Unutum ya. Tevadeki incecik. Aha. Valla kocaman. Ne demeden acaba anladın mı? Bak bak. Ne güzel değil mi? Kocaman Sunay. Maşallah vallahi büyük ya. Nereye gitmişler ya? Fasulye toplamam. Tevar da var ya ağaçı çay kaşığı. Ölmedi belki falan ya. Hayır hayır onu tabii ifade etme. Ben bazında bazen çekiyorum ya. Hemen böyle gıcık yapıyor. Tamam. O zaman içmiyor. Sadık sen ne zaman gidiyorsun ya? Sabah ellerden sabah her şey çok güzel olmuş. Biz birinci ayda gideceğiz. Yani. Bu siz. Sunay diye gidecek bir tedavi kontrola. Biraz önce Sunay bu baya burada arkadaşlar. Sunay bizim buraya dan gelecek inşallah. Ben yanıma da geliyorsun. Ben seninle ileri gideyim zaten. İnşallah. Sen onları yapın. Ama sen gidin ama Mahmut diye ben durmam. Gelir mi? Durmam diyor. Gelirse ben de geliyorum. He o kadar. Sen kızın yanında mı? Gelini yanında. Kız bu tarafta. Gitmiyorum. Ben Çerkezköy'de duracağım dedim. Bak biz tamam duracak Çerkezköy'de belli olmaz. Evet kız gelinini de bırakamazsın yalnız. Diyorum ya birbirimize arkadaş olsunuz. Ben gelinimine bir şeyim yok. Ne güzel, evet, bir şartla gitmemiz gerekiyor. Bir şeyden gitmemiz gerekiyor. Bu şartlarla yakında duracaksınız yani. Ha öyle mi? Abi, İnşallah hayırlıymış bir şeyse. Kızım ben de geleceğim kanka. Yine kız ben düğün olursa okul gelirim ben de gelirim gerçi. Mandarin ne yapacaksın?
Malları sana götüreceğim. He. Malları sen bakacağım, tamam mı abla? Bir sene sağlar. Ben bana. Ha duyuyor değil mi? Bak düğüne gelirim diyor. Sen düğüne gelmeye gelmiyor ya. Evler yatmıyor ya. Evde olur. Sen de yatalım. Boş ver. Senin düğün yakarsa 40 tane yapacağız ama. Ne? Burada yapar gelip alır. Ne var ki? Şimdi oranın orası şey yolu uzun oluyor. Gezme ama nasıl geldi daha güzel. Ama oraya da gelebilirsin. Evimiz büyük yani. Ben abi uğrarım. Gider gelir. He. Evimiz büyük yani. Bunu da alır. Dersini de alır değil mi kız? He var da evim iyi. Ya iki oda olsun. Sevgi olsun. Yüzü gözü. Bizim evde. İnsanın yüzü gözü. Ha yüzü gözü yeter. Yatıracak da şey. Üç tane yatak odamız var. Aynı bura gibi. Her yere bayağı döşene yatan. Yatak odasına adana gerek yok. Onu demem onu. Ha demek diyeyim. Yine gönüllü biri olsa. Hani ha, uzaktan aynen. Da gelsen yine rahat edecek evimiz var ya. Değil mi ya? Yine insana ölçü döşek lazım gülüm öyle değil mi? Ben burada hiçbir şeyim yoktu. Mahmut bana sürpriz yapmış. Wow. Ama zor gününde yanında durmadı ama sonunda ben gelmeden 4 yılda evden çıkmadı. Adam, burada yanlış döşemiş. Aldın mı sen geldin? Her şeyi almış sürpriz yapmış. Wow, ne güzel işte. Ne almış? Bak aynı Verikköy'deki ev de öyle. Bu eşyaları alır ya. İsmail abi bakıyorum da. Sıra da içiyor. Emine abla diyorum ki yasak değil mi? Bu da bayağı hasta. Bu da diyor ki daha yasak bırakmadım ki diye. Ne istersen iyisin diye. Değil mi? Yani zaten öyle de geçecek, öyle de geç. İyi ya. Diyor ben şimdi atlıyorum ki sen bilirsin millet alışıklar şimdi. Tamam yanım da diyor böyle salıyorum var şimdi. Sen ne yaptın diye bunları diyorum. Eşimler yolladım. Yaşlı oğulların var kızım sağ kalmaz o. Biraz salarsın hava girer. Sağ yolla onları diye bari. Ha bu çekirdek insana bağımlılık yapıyor. Ben o tabak bitecek. Evet. Ha bir de yiyeceğim bitecek diye. Ben de aşağıda da öyleyim aynen. Halinden belli değil mi? Halinde ne var ya? Maşallah. Sen de beni ağlatma cümle. Giderim ben yiyeyim daha çok. Daha yiyemem orada. Orada bulamayın yemeği. Orada satmazdım. Size kahve de yapacaktım da. Sosumu bitmiş. Canı sağ olsun canım. Her şey için teşekkür ederiz. Sen nereye gidiyorsun? Kıdan ne istiyorsun? Kesene göre ki. Gelemedik ki havaya valla. İyi şu an. Ne yapayım? Hava diyeyim ben diyeyim geleyim diyeyim hemen yanıma gel. Hava gitme de sen de gel yarın gel bize. Yarın işim var ki. Talanı da temizlenecek. Hem yanında ızgara yapacağız biz beraber yeriz. Ama tek gel. Tek ben yanıldım ya yanında kimse yok. Sorayım bana eve getirme bunları eve getirme. Yok, gelmez gelmez. Kendine öyle bir şey atarmışım. Ben azıcık daha örük tane olacak. Gelmez gelmez. Ben 3 kişiyim. Ben kalabalık. Ayrıca da oturacak halimiz yok ya. Yok enişte böyle 200 kağıt niye gelmeyecek? Olur. 200 de biz katarız 400. Yok yok. 200 de sen katarsın. Biz gelmez para da katma. Katacak tabii kızım. Mutlu bir şey. Gelin böyle ben senin oluyor dolaptan bir iki parça bir şey. Yok sana biz misafir alıyoruz. Şimdi bunu her zaman geldiği yer yani. Ne ben her zaman yemedim ki işte ızgara yemedim sizde. Gelmedi ki yiyeceğim. Söyleyeyim ben 200 yiyeceğim. Bir şey gülesim yoktu. Ama param yok. Şimdi ben ama sen burada oturup hala ben her bir şey yukarı köye gideyim de geleyim. Ben niye? Senden istemiyorum Suna. Devlet memuru kimse işte onlara söylüyor. Tavuk mu çağıracaksın kümesle? Yok koyulan şeyi alıp gelirim daha size. Kavuk da alıp gelirim. Kavuk da alıp ha. Al bunu da kavurup da bu kadar da fazla yeter. Ne? Sabri ızgara çekmek et var he. Şaha diyeyim ben dün yedik daha et çok şey. Hadi şimdi bir tava turşu kavur şuraya soğan mı gider? Ha. Bir demle içeceğim. Sen semaver de varsın. Ama ben sor valla bir tava turşu. Bizi her gün yanıyor. Vallahi. Sen evin öndeki ya. Tavaya çağıracağız. Tavaya şöyle gel bir çiçeğe verin. Yemeğe çağıracağız seni. Biz yedik de gittik ya. Yedim de gittim de. Sağ da çağırdık ya yemek yerken. Ben yemeyeyim dedim ya. Misafir verdik Yavuz acıktım dedi. Yavuz'un işine belli olmuyor. Bir kanat kapmış gelmiş. Bir kola bir kanat. İki yemeği almış gelmiş. Ana da ayrı uzattı ya. Pazisi ayrı uzattı. Ama o da güzel oluyor öyle. Öyle ayrı ayrı uzattım. Yedi bir tabak şeyi. Kanadı yedi. Hayat teşekkür Yavuz maşallah güzel. Yer. Akşam ben bir tabak patates sürdüm fırına. Vallahi ayrı gidi öyle. Ama Suna kendine kadar o patatesle fırına patates sürerdi. Çok güzel. Evet. Pır pır tamam, aşırı ben sabah kurdu değil ya. Hiç sorma ya. Böyle var ya. Vallahi biz patates aldık sadece su gibi ya. Gerçek çok hiç güzel. Hiç iyi değil valla. Aynı adamdan aldı o. Abi bu sevgiden aldı. Bunu bu şey. Melankiler öyle değildi. Kesene çıktı durmuydu. Bir küçüktü. Bu güzel öyle.
Dün var ya, dün akşam sürdüm valla doğru değil. Haşlama, haşlama. Burada beyaz patates satılmıyor. Güzel olur ya. Biz de. Yağla tabakta, tuzla. Ondan sonra dedim Ayfut'la yemeğe... İçine su kaçmış gibi duruyor. Patates salam sürdüm ben babamına. Çay yaptı. Valla doydu. Açık tarhana, çorba, melan vardı yine. Adamın aldığı parayla olsun. Helal olsun valla. Çok güzel patatesi varmış. Evet, patatesi güzel. Dedim ya Allah'ım patatesi inşallah hiç aradım. Bir kere patates aldım ben oradan. İyi çıkmadı biliyor musun? Hiç çılmış çıktıydı. Ha çılmış çıktıydı. Dedim öyle olursa bu patates dedim. Ama ben sana patates güzel dedim. Çok güzel. Etten güzel. Karar veremedim. Vallahi karar veremedim. Patatesin iyi çıkar mı çıkmaz mı diye. Neden olsam acaba? Hava demli al da gel hava. Az bir patates. Arada mutfağa mı geçeceğiz? Bir bardak çay için mutfağa gidelim. Al demli al gel. Soğanımız da çok güzelmiş. Ay soğan ne güzel. Bir alın da koyun kışta kenara. Allah. Alsam nereye bakacağım? Razıya mı? Kız sana hediye getirdim da. Ne hediyesi be? Ay ne kadar güzeldi. Teşekkür ederim Havacığım, teşekkür ederim. Kız bu da var mı? Benim ayak nerede? Benim ayak. Bir gün getirin. Benim ayak nerede? Şuniye, şuniye. Benim ayak nerede? Senin odada. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Hava. Aşkı hediyem bakayım ha. Aşkım da ağlar ya. Valla Hava'nın cembelerini ben hala daha çekinirim. Çekin çekin yine çekin. Şimdi hazır olacağım. Değil sen. Ben de sana vereyim hediye. Hediye de bir şeydir. Vay. Yes. O ne kıyı? Vallahi boncuklu. Evet. Şuna bak. Güle güle bunlar. Ay nasıl güzel kıyı. Sen de yaptın Hava. He, ben yapıp satıyorum ya onlara. Teşekkür ederim. Görüyor musun? Hediye edince nasıl öpüp şey yapacaklar şeyler gördüm. Yağcılar. Sizi gidin yağcılar. Çok teşekkür ederim. Şimdi Melih abla, bende hediyem var dedi. Gel al dedi bana. Ama görmeye gelemedim abi arkadaşlar. Vallahi işin yok. Sunay'a gelip gittik. Yolunuz dedi yanıma geleceksin. Hem çayımı içeceksin hem de hediyem alacaksın dedi. Önceki geldiğinde dedi ki ben sana kırmızı şarap getirdim Melih abla dedi. Kırmızı şarap başkasına gitmiş. Ana gitmiş mi? Kırmızı şarapı da almaya gelemedim. Teşekkür ederim. Hediye değil. İyi ki Cembel almaya geldi. Cembel'i aldı gitti. Eğer gelmeseydim bu Cembel de alamayacaktım. Çok güzel. Ama teşekkür ederim. Şeyler de güzel ha. Meleği. Şuralara bak. Sen bu Cembel'i almasan sen bu halı öpeceğin yoktu. Gel beni de öp bakayım. Ben seni her gün öpüyormuş ya. Kıskandı. Çok teşekkür ederim. Sümey, kıskandım. Hediyedir. Kıskanma. Sebelek'te inşallah bağlanacağım havacığım. Çok teşekkür ederim. Bana bak değil misin? Sosyacı mahallesine getirebilirsin. Tamam. Ha, ben de hediyeme bir sene verdim. Sünnet bir hediye. Hayır. Hediyeleşmek değil mi? Evet hediyeleşmek. Sen de çorap dolu. Ben senin gönlün olsun. Hamide de ayırmaz demiş. Alırdı vallahi. Allah razı olsun. Bu hep öyle. Sumaya ne alırsam Hava'ya da onu alırdım. Hiç birbirine ayırmazdım. Mesela benim böyle bir teknem var hani. Ben bu tekneyi aldım. Bunu çok beğendi. Bu çok beğendi. Tamam Hava'cığım. Ben sana da alacağım. O zaman YouTube'da falan değiliz yani. YouTube video mu diye çekmiyordu. Fas'a gittim. Korgan'da yok. Yine yok Korgan'da o teknelerde. Benimki kapaksızdır. Kapağı yok benim ama bunlar da kapaklıdır. Sizin yok. De mi? Yok mu? Onlar da kapaksız. Sende mi yok? Evet, onun işte soğanlar çatı demek ki. Evet. Onların soğanı kapaksız çatı. Ben onları kapaklı aldım sanıyormuşlar. Yok yok kapaksız. Biz aldıktan sonra çıktı kapağı. Evet. Nasıl oluyor? Biz Sunay'dan Havi'yi ayırmamışımdır. Sunay gibi Havi'yi de severim. 5 sene falan geçer yani. Şükrüs'te de öyledir. Vallahi bir işi olsa hani boşarız. Allah razı olsun. Hava da öyleydi ama. Ben Hava'ya derdim mesela Hava ben ekime gelemeyeyim işte evimin yanına çıktı. Bana 5-6 ocak fasulye yapın mesela Sunay'a yardımcı ol. Sunay geldikten sonra yine yaptı. Yaprağını topladı. Yaprağımı topladı, evet. Tuzladı senelerce. Köyde olsam yine yaparım mesela. Başkasına ihtiyacı olsa yine yaparım. Evet. Yaparım. Sunay İstanbul'a geldikten sonra kışlık yaprağımı bile Hava topladı. Hep evimin yanında benim var ama o da tek tek topluyorsun.
Onu çaplıyorsun, duzluyorsun, hep emek istiyor. Şimdi duzlama hemen yok. Çapla, kavanoza koy. Şimdi kavanoza koyarlarmış he. Hemen sararı, üstüne kaynar su koy, tamam. Taze öyle yaprak gibi olayım. Öyleymiş he, bir de kavanozu ben yaptım. Bana ya, öyle yapamadım ben de. Ben hiç yapıyorum. Ben de koydum ben öyle. Orada yaptım. Bir de kavanozlara koyuyorlar. Havan evi geniş şurada. Arkadaşlar havan evi çok büyük. Havanın içinde kocaman bir mutfağı var. Mutfağın içinde hem de böyle oturuyorsun. Daha tezgahını falan koymamış. 150 metrekare var. Seni Allah'la izin verirse İnşallah. Bir daha çekeriz. Evini falan tavanlarını falan daha bu sene yaptırdı. Yeni yaptırdı. Havanın boy salon 4 tane odası yani böyle. Geniş evi. Allah'ım güle güle otursun. Güle güle oturmaya nasip etsin. Burada balkon duydu. Ben de değerlendirdim daha önce. Yani. Çok iyi olmuş. İyi olmuş. Balkonu o da yaptırdı aynı bizim gibi. Güzel oldu. Her şey için teşekkür ederim. Evet. Her şey çok güzeldi. Gece çok oldu ama iyi oldu. Evet, değil güzel mi? Oldu, ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Oturduğum yine gel yan akşam yine oturalım. Hakkın helal. Yan akşam ben gelemem ama tamam. Sana göndereceğim ya sen uğrasın bana tamam mı? Tamam. Ben onu ayarlayacağım. Bursa'dan din, Ramazan'da din. Ramazan içinde Bursa'dan bir tane ablamız Nurhan ablam başörtüler göndermişler arkadaşlar dağıtmak için bana. Onları ben hep dağıttım. Telefonda bana dedi ki bir havaya bir Asiye'ye bir tane Suna'ya ayır onlardan Melek demişti bana. Ben ayırdım. Havanuh'un da ayırdım. Vallahi dolapta duruyor. Kadına o bir sürü ne Suna'yla göndermeye nasip oldu. Ne ben bak. Bu akşam da buraya geldim aha. Bak ben hediyemi bile getirmemiştim. Nurhan abla bana hediye yolladı. Nurhan abla şimdi dün geldi postası yine. Bana da var. Suna'ya da var. Sunay'ın sahte isimleri yazıyorsunuz. Aha bir sen kendi okulda gördü ya. Sunay'ın torununa beşik şeyleri falan yapmış. O oynamak hani bir küçük beşik almış diye ona falan işler yapmış. Bu işte Defne'nin, bu da Sunay'ın. Onları da unutmuşum bu akşam getirmeye. Paket yanlar böyle ufak tefek de değil. Bayağı var şöyle. Onu da eline sağlık. Teşekkür ederiz. Nurhan ablacığım teşekkür ederiz. Bizim de eşimiz olsun. Bize göre bizim de sevenlerimiz var, sevdiklerimiz var. Gelen hediyeleri ben göstermiyorum ama Allah herkesin birine bin katsın. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmeyi beğeniyorum ama yine de Antalya'dan da gönderdi bir bacım benim. Aslında çok onu da buradan öpüyorum. Ona da yine Allah'ım şifalar diliyorum. İyi şimdilik ama bir rahatsızlık geçirdi. İsmini vermek de istemedim. Tabii ki verirse veririm de. Çok geçmiş sağ olsun. Allah razı olsun. O da bana başörtü oyaladı. Karış şu an yolda postada yani. O da gelecek akşam acaba. Onu da aldığımda tabii ki siz de ona isterse selam gönderirim. Nurhan teyzenin adını geçirdiğim için hediyelerine görsetmedim bunu. Bursalı mı ki? Bursalı Nurhan ablamız var. Sen konuşuydu. He. Arıyor ben Allah razı olsun. Ararız konuşuruz böyle eş dost sevdiklerimizle. Allah'ım herkesin karşısına nasıl diyeyim böyle merhametli insanlar çıkarsın ya arkadaşlar. Böyle iyi insanlarla karşılaşırsın. Tabii ki çiğ süt emmiş insanlar yok mu? Var. Hepimiz çiğ süt emdik ama helalından emdik. Allah'ım herkese iyi dostluklar, iyi arkadaşlıklar, iyi komşularla böyle karşılaşmayı nasip etsin. Raziye de beni tamamlıyor oradan. Ben de biraz heyecan yaptım. Bana diyeceğine yine Melek Hanım'la çok konuştun değil. Bu akşam burada havalimanında... Raziye'den bulaştı. Çok konuşma. Fuhaş'ım canlar. Selam olsun. Bu akşam burada yine çayımızı içtik. Yemek hazırlamışlardı. Allah ne verdiyse onu yedik. Allah bize onu burada nasip etti bu akşam. İleri geldiğinde gelemedim. Yine bu geldiğinde gelemedim iş güç diye. İnşallah yine böyle kavuşur hava. İnşallah. Sen de gittiğin yerlere kucak dolusu bizden selamlar ya, götür. Hep söylüyorlar. Melek durun yanındaydı. Ne? Sen ne soruyorsun diyorlar. Şimdi hava da buradan Dilovası'na gidiyorum. Dilovası'na gidiyor arkadaşlar. Orada izleyen çok arkadaş varmış benim. Buradan harbi onlara şart. Kucak dolusu tüm izleyicilerimiz olsun ama. Ayırmadan. Şöyle, kucak dolusu selamlar olsun. Bir kucak selamlar olsun size. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hava yola çıkacak akşama zaman geliyor.